Evet, onlar dışarıda ne yapıyorlar? Dolma sarıyorlar. Yaprak. Ben de soğan doğradım bayağı bir bol. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Ben katı yağ da koyuyorum. Bunu da söyleyeyim diyeceksiniz. Sadece sıvı yağ koysaydın ama çok koymayacağım. Çok attım şimdi. Çıkarayım onun bir bölümünü. Az bir şey. Şöyle soğanımı kavurayım ben de. Şöyle atayım. İki tane baş kocaman kocaman soğanlar. O yüzden iki tane baş attım. Kavrulsun. Herkes bir iş yapıyor şu anda evde. Esra, Fatoş, üst kattaki gelip dolma sarıyorlar. Ben de onlara turşu kavuruyorum. Fatoş'un canı çok istemiş. Sabah Esra hazırladığı için sofrayı. Sabah niyetliydim. Bir daha şimdi turşu kavurmayayım. Nasıl olsa dört çayı içeriz hep birlikte. Acı biberli, biberli dede şöyle. Ne demek? Ne varsa yiyeceğiz. Allah ne verdiyse. Ha, gerçekten de güzel oluyor acı biber. Şuradan yeşil acı biberlerinden de karıştırdım. Şöyle uçlarını alayım. Parmağıma darı soktu da biraz geçti. Azıcık çamura tuttum. Çamur yapıştırdım aşağıdan tarladan. Küçük küçük yapıyorum ben böyle ölçsün. Diri diri kalmasın. Salça falan da kullanmıyorum hiçbir şey. Soğan kavruluyor. Bunu atıyorum hep birlikte. Böyle de çok güzel oluyor. Bazıları salça da koyuyorlar turşu kavururken ama ben kullanmıyorum. Çünkü tadını bozuyor bana benim için. Ama şu sarımsağı içine atıyorum bak. O sarımsak güzel oluyor. Kırmızı biberden de koydum. Onu da doğrayacağım. Tam bir Karadeniz usulü oluyor galiba. Bilemedim ama. Yanılmıyorsam. Sanırım kavrulmaya başladı. Hoppacık. Şöyle. Şunu kapağı, bunun kapağını bulamadım. Ona da şöyle uydurayım. Şöyle koyayım. Evet, bu turşu. Ne yapalım? Biraz da nohutumuzu bir terbiye edelim. Kahvaltı tarzı bir ara set kahvaltıdan sonra istiyor insanın canı. Nohut çıkarttım buzlukta. Bunları yaparken onu ben de bunlara sürpriz yapayım. Ay arasında nohut kaldı. Şöyle sıcak suyla yıkayayım. Buzluymuş bayağı. Bayağı buzlu gitmemiş daha. Gelmiştir dedim ama dur tutayım onu ben. Biraz sıcak suda. Sıcak suda ıslatayım. Ben işlerimi çıkarayım. Ay
Evet. Şöyle sapıyla da güzel oluyor dereotunu. Güzel yıkandı mı? Az kaldı içinde, böyle bir kerelik ıslatmıyorum. Yine lazım olur. Ne yapalım bugün? Şeyim, onu ver. Ona koyayım şunun içine pislikleri. Turşu saplarını pislikledi. Devirdim buraya çünkü lavabonun altına. Sonra ağzını böyle kapatıyorum ki böyle şey olsun, haşlanır gibi ölçsün. Ya parmağımın ağrısı da gitti, ağrı soktu dedim ya. İyi gitti. Çamur bayağı bir fayda etti, görüyor musunuz? Bilmiyordum. Çamur bayağı bir fayda etmiş demek ki. Böyle şimdi biraz da bununla kavrulsun, lezzetlisin. Süper oldu turşum. Kavruluyor Fatoş. Fatoş, kavur, gördüm kavur seni. Kavur kavur kavur, öyle kavur ki, öyle güzel kavur ki. Kavrulmuş yiyelim. Kavrulmuş yiyelim. Şu tencereyi koyayım ortaya. Kullanacağım zaman alayım. Bir saat sonra kullanacağım. Buraya da güya hazırladım her şeyi. Güya her şeyi hazırladım. Hadi nohutumu döküyorum. Yeşilliğimi döküyorum. Benim orada acı biberim olacaktı. Onu alıp gelip yıkayayım. Küçük küçük. Ay, beklemeyi alayım biraz. Ne diyor? Şey, bahçeden topladım bunları. Neleri? Şu biberlerimi. Ha, evet. Şöyle. Kime diyor? He, Fatoş'u çağırıyor, Fatoş teyze diye. Ben diyorum kime sesleniyor. Çocuk demin elini su koltuğun kendi altına oturmuş bir elini. İnerken de uyuşturmuş. Bağırıyor oradan, babaanne elimi kurtar. Uyuşmuş, eli duymuyor. Hani güldüm ona. Dedim bir şey mi oldu acaba çocuğa? Şuraya koymayayım onu. Şöyle dursun da sabunlayıp acı biberi gider. Şu kolyumun kaşığı. Biz çalkalamış, makineye atmıyoruz. Şurada
da. Toş da tavuk sote istedi ya, onu çıkarttım, suyunu salmış da buzlukta. Akşam yemeği pilavla yapacağım o ayrı. Şimdi bir de çay demleriz. Bu ara set. Acaba buna diyorum yoğurt koysam mı? Yoğurtlu da çok güzel oluyor bu. Koysam mı? Ya da şey mi koysam? Peynir mi koysam buna nohutluya? Peynirli de güzel oluyor. Ne yapıyorsun ki? Nohut salatası yapıyorum kızım. Şuna peynir koyayım biraz. Değil mi? Güzel olur bu. Ben de getireceğim. İster süzme koy, ister onu koy, ister bunu koy. İşte kafanda ne istiyorsan onu koy. Ben biraz tuluk peyniri koyayım. Şunu bir kuruluyorum. Islanırsan küf olur. Şöyle dökeyim biraz. Tadını şöyle bir değiştirsin. Ay bir arkadaş diyor, senin diyor, senin diyor. Aldığın ceviz çok bereketli oluyor. Sevucuğum, şunu alsana yavrum. Az az kullanıyorum ya böyle salataya. Kahvaltıda bir iki. Çok öyle bir şey olmuyor. He, iyi. Ay bazıları çünkü alsalar da bir kilo tatlıya kullanıyorlar, bir kere de biter. Benim öyle değil. Ben tatlı yapmadığım için de pek. Şöyle kıyacağım, ağza gelsin. Ne koyacağım ben buna? Güzel nar ekşisi, zeytinyağı. Biraz da bayat ekmeğimiz var, atsam mı fırına ya? Çayın yanında da güzel gider. Kurumuş işleri ya, gitmiş ölmüş sanki. Bazıları da iyi çıkıyor, karışık. Vallahi çok güzel oldu turşu. Biraz kavrulsun mis gibi. Ağzını kapatıyorum, suyuyla böyle kavruluyor, ondan sonra açıyorum. Kuru soğanla lezzetli olsun. Ay, ay. Oynuyorlar onlar. Dolma bitmiş. Ha, dolma bu arada bizim değil. Üst kattaki komşuya sardılar, geline. Yardımcı oldular. Çünkü ben aşağıya yarın Allah izin verirse perşembe pazara gidince, belki bu videoyu yarın atar, perşembe olur. Ay, şuradaki şeyi versene. Yusuf Erenciğe'nin üstüne tabak koy. Ha, ben koymam o tabağı. Ha, tamam. Ah. Kaşığı da verir misin lütfen? Çorba mı koydun bana? Bak yoğurt çorbası yer çocuk. Çünkü yiyeceği şeyler dengeli. Belirli yaşa kadar tuzlu yememesi lazım. Tuz taşıyan bir şey böbrekleri tembelleştiriyor çocuklarda bile. Esra, sizin fındık bitti mi kızım? He? Annesi bayağı fındık gönderdi böyle şeyli, vakumlu.
Bence bitirdiler. Yavuz her akşam bir tavsiyeydi. Fındık bitti mi Esra? Bir şey mi söyledin? Ben bir şey söyledim. Gel iki dedikodu yapalım. Geldim. E yavrum gel. Aa ne yapmışsın sen öyle? Ben sınıfta yaptım yavrum. Böyle. Dar ekşisini koyayım. Bunu peynire attım. Dereotum haydi. Niye bana gelince böyle şeyler yapmıyorsun? Yaparım aşk olsun. Neden yapmıyorsun? Yaparım. Ben sana yemek yapmam. Yapma yavrum ben sana yaparım. Sen gel yap. Yoksa yemiyorsun, az yiyorsun. Başkasının elinden yemek yiyemiyorsun sen. Ben ona kanaat getirdim. Tuzunu niye atmıyorum? Tulum peyniri var. Evet. Ama bu tuz şey, yağı çeker. Nohut ya. Evet. Ama senin yaptığın nohutlu o şeylere bayılıyordum. Nelere? Humus. Humus. Sumak nereden çıkıyor? Humus. Nasıl yapardın evet. O humusları? Ya ama o zaman ben kalabalıktım. Her çeşit yapıyordum ben ya. Ya. Yani. Humusunu. Her şeyi o kuru dolmaları. Oo. Yaprak sarmalar, tencere tencere. Bu ne? Dört tane yaprak mı sarılır? He, değil mi? He. Bak. Tencereyle, koca ekmek tenceresiyle sarıyordum. Ya. Müşteriler bile yiyordu kız. Herhalde kısmet. Kimlere kısmet oluyordu. Ya. Ne yapalım yanına şimdi şey ne istiyorsun? Şimdiye mi hazırladın bunları? Evet yavrum şimdi. Yeter hazırladım. Bu kadar da şey var çay yapalım çay. Ya çay yapacağım evet. İşte. Şey çay koyacağım mesela şimdi çocuğu doyuruyor. Evet Esra çocuk doyuruyor şu anda. Benimki de çağırıyor. Yani senin çocuk da çağırıyor. Ha, benim aşkım tamam, çağırıyor. Tamam ben yaparım hazırlar tamam, getiririm hazırla, sofrayı. Geç. Sofrayı o kursun. Tamam. Gerisi gerisi bende. 4 dakikan kalmış. Dakikayı uzatacağız. He tamam uzatacağız. Canım arkadaşım öyle dedi tane. Kısa oluyor demiş ablası. Çok kısa çekiyor video demiş. Biraz onun için uzun tutacağım. Demiş kısa çekiyor mutfakta canım benim. Buradan selamlar olsun. Ben sıkmamak için hani diyorum fazla sıkmayayım ama demek ki öyle arzu ediliyorsa öyledir. Evet şöyle çayını da atayım. Biz çaysız duramayız. Sabah bir demlik bitti şimdi bir demlik biter. Akşama bir demlik biter. Severiz çayı. Bayağı çöplerimi de biriktirdim buraya. Size göstermiyorum. Çöp bölgemi. Evet, ne yapsam düşünüyorum. Şimdi bunun yanına iki tane garnitür. Yanına ne yapsam? Bir sütüm var mı? Süt var mı? Ayran var, süt yok. Azıcık süt olsa iyi olacakmış ama. Dur bir bekleteyim de bir düşüneyim ya. Karar verdim. İki tane kabak dedim hemen. Tavaya atayım, kızartayım. Azıcık da yoğurt sarımsak yapayım üstüne. Öyle iki çeşit olmaz. Tamam zeytin falan da götürürüm ama. Evde yufkam yok börek yapmaya. Ne olsun. Bu da güzel olur. Şöyle. Tamam.
yaptım. Tamamdır. Şu tarafı şimdi. Yan kısım onu doğrarken. Turşum zaten fazla sıcak olmasına gerek yok. Bu tahtam nereye gitti? Çok ince yapayım. Bayağı da ben bunu çok kızartmıyorum. Patlıcanı çok kızartırım da. Eskiden kabağı çok kızartırlardı. Böyle yoğurt sarımsak üstüne dikerlerdi. Mücver zamanımı alır. Yağlı olur. Tavada yapsam, fırına atsam şimdi hiç uğraşmayayım. Bunu kızartırım, tamamdır. Olasınsın. Yağmayı yine bir kızsın. Altlık vardı ama nereye koydum? Turşu almam lazım ki burada. Şunu üstüne koyayım. Ama turşum da var ya. Süper oldu. Bilmiyorum gösterebildim mi ama çok güzel oldu. Harika. Turşu kavurmam mis kokmuşlar, tamam. Mis. Turşu kavurmam tamam. Ne götürüyorum şimdi? Tamam. Şunu kızartayım 2 dakikada. Ha, kızartma yapacağım daha. Kabağı da kızartayım yanına yani, azıcık. Yani evet. Yani, güzel olur. Evet. Sen acıktın değil mi? Acıktım. Zaten evet dediğine göre acıkmış. Acıktım. Ve ona hemen bir sarımsak yoğurt hazırlayayım bir kapta. Hazırlan. Üstüne atayım. Sevmeyiz evet. Yoğurtla sarımsağı hiç. Hiç sevmeyiz değil mi? Hiç sevmeyiz. Sen gene de hazırlama. Ha, gözümüz kapalı yeriz. Ha. Oh, turşumuz da kavrulmuş. Oh, salatamız da tamam. Harika harika tadına bakacağım. Bak. Acı biberi de atmış içine. Ha, o biberi direkt atma ağzına. Ağzını getireyim. Güzel olmuş. Ne taşınacak yapayım? Bir şey var mı? Ya götürebilirsin onları. Ne götüreyim? Madem masayı. Zaten turşu soğuk. Yenir. Tamam. Diş baş. Şöyle büyük dişten rendelesin içine. Gırtlağıma ne gitti bilmiyorum. Şuraya yazacağım bu yüzden. He? Bok gibi de yapıştı gırtlağı. Uzatmaz. Eyvah, patronlar mı arıyor? Patron. Eyvah. Ya çıkmışsın, bitmiş işin. Dün de söyledin yani, beni sinir ettiniz dedin adamın yüzüne. Sen bizim anamız gibi seni arıyoruz. Patron arıyor. Tahmin ettim. Evet. Seni benden başka kimse aramaz ya. Bu arada patrona takılırsın. Patron da niçin arar? İş yetişmiyor. Ya. İş için arar. Benim için arayacak değil ya. Yani. Kendine. Ama gidene sen hava at. Beni patron arıyor de. Bak arayıp duruyor bak. Hangisi arıyor? Üç tane patronu var şimdi patuşum. Evet. Evet çok güzel. Yalan hızla. Hop. Ezra bu sefer küçük tavaya atmış ya. Bir konseri daha iyi olurdu ama. Nereye gidiyor? Sen kimsin ya? Kimsin? Yani kocam mısın, sevgilim misin? Kardeşim misin? Neydi? Kaya
Baya bir fırça yiyorlar. Kapatayım şurayı. Baya bir fırça yiyorlar. Kapatayım, duymayın kızlar. Batoş ağzını bozumu çok fena yapar vallahi. Adam madem dinlemez. Böyle hatır matır dinlemez. Olmuyoruz olmaz. Bunlar makine. Sarımsak kokuları. Evet, yoğurt neredesin? Ben evde yaptığım yoğurttan koymuyorum. Olur, çocukla arada biz de yiyoruz tabii ki. 3-4 kiloluk sütü çocuk bitirecek hali yok. Şimdi ortasına bir atacağım. Azıcık da pul biber koyacağım. Ya da kırmızı biberden kızartmaya atayım. O da olur. Ama o zaman yağ ziyanı olur. Patates kızartamaz Esra. O zaman o yağı kullanamaz. Hataş akşam dön, yarın seni alacağım. Mesaj atıyor. He, cevap vermedi. He. Hadi be. Su nerede? Yusuf Aral'e vereceğim. Tamam. Bidondan. He. Ay işte damacandan. Yavrum biz özel su almıyoruz. Damacandaki sudan çocuğa da veriyoruz. Yorulan değil mi? Teyze. Aşkım. Fataş teyzesi. Al bakalım. Asare'ye mi? Yusuf'a mı? Yusuf'a verdim. Fark etmez, ikisi de içiyor. Evet. Gerekli mi çeşmeden de içeriz, bir şey olmaz. Aynen aynen. Ha, biz o kadar da hassas bir uçta sahip değiliz. Yani. Ha, çeşme suyu olsa kaynatırız. Anlamıyorum, adam neyin peşinde ya? Ben işi bırakmışım, daha beni çağırmanın, geri almanın ne anlamı var yani? İstemiyorum demişim. Hangisi, sabah konuştuğun mu? Yok. Öbürü. Öbürü. Hmm. 3 tane patron için kafam karıştı. 3 tane patron bende. Evet. Ortaklar yani. Ay, teşekkür ederim. Bu el kabı. Evet. Oo, o elde yıkanıyor, o makineye atılmıyor. Şöyle evet. Ben içine kalsın. Ben şu anda hazırladım sarımsağın şeyimi. Sizi de fazla yormayayım. Kabağım kıpkırmızı olsun. Güzel soframızı kurarız. Bilmiyorum, sofrayı da gösteririm. Beklemeyi alalım. Çok da yormayalım. Tamam. Bizim hatunlar oturmuş sofraya. Vallahi oturduk. Turşularımız, salatamız, akşamki köftemiz. Evet. Kabağımızı niye koymadın bu tarafa ortaya? Yani şöyle ortaya sarımsaklı yoğurtlu kabağımız. Evet, çok güzel. Afiyet olsun. Şimdi... Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Allah razı olsun cümleden. Öpüyorum herkese. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Acılı acılı da çok acıklı. Ağzımız su yakıyor şu anda. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.